Değerli izleyenler, EYT'liye iyi haber. EYT'liler için güzel ve önemli haberleri vermeye devam ediyoruz. Neden mi? Türkiye'de hangi olumlu bir STK talebi oldu da önce olumsuz olup sonra çözülmedi? Bunları soruyorum sizlere. Türkiye'de hangi haklı talep oldu da mevcut durum ve kapasite sağlandıktan sonra bu sorun çözülmedi? Evet, hepsi çözüldü. Çeşitli zaman ve safhalarda oluşan ve kangrenleştiği söylenen hangi sorun çözülmedi? Evet, çözüldü. GSS hamlesiyle EYT için çözümün fitilini ateşleyen hükümet, bu konuyu EYT olarak değil de çeşitli formül aralıkları ve formül denemeleri ile çözeceği de aşikar. Özellikle sizlere belirttiğim 4 aşamalı prim ve yıl eksiği olanların da kaynağını bedelli EYT ile tamamen ödeyerek %81'lik destek sağladığı için bunu konuşuyorum. Ödeyerek sağladığı bir EYT planı çözümü Türkiye'de EYT için çözümün miadı olacaktır. EYT'liler iyi haber diyorum. Çünkü EYT'liler bu konuyla alakalı yorumlarında planı asla eleştirmiyorlar. Sunduğum seçeneği asla eleştirmiyorlar. Tamamen uygulanabilir olduğunu zaten söylüyorlar. Bu konuda ben daha da ileri giderek anket düzenliyorum ve anketimde katılanların %81'i ne diyor biliyor musunuz? Prim ve yıl eksiğimiz var, bedelli EYT'ye razıyız, ücret ödemeye hazırız. İşte değerli izleyenler, bu güzel haberler ve ödenen ücretler gerçekten EYT'nin 3 yıla yakın bir dönemini finanse edecek dönem bir hak. 3 seneye kadar da zaten çoğu EYT'liyi devlet emekli etmeyecek mi, edecek. O zaman biz sorunu önceden hem de masrafsız ve yük olmadan çözeceğiz. İşte bu güzel hasreti yetkililerimizin duyması ve hızlı bir şekilde uygulaması için hem sorumlu yayıncılık gereği hem de EYT sevgisiyle bu konuyu en uygun iletişim diliyle saygıdeğer yetkililere iletmenin de ayrıyeten heyecanı taşıyorum. Hiçbir şey öyle kaba söz ve telkinle vesaire şeylerle çözülmez. İletişim en iyi sanattır. EYT'de bunun en güzel örneğini safaniyetle, o temiz hakkıyla çözecektir. Herhangi bir siyasi şablon veya jenerik altında asla EYT olmayacaktır. EYT kendi emekçi ruhuyla, alın teriyle en güzel pankartı zaten taşımaktadır. İşte bu vesileyle hükümetin de yaklaşan seçimler öncesinde toplumsal desteği arttırmak ve belli konulardaki direnci desteğe çevirmek adına bu güzel formülleri hayata geçireceği aşikar. Çünkü formülleri sunuyoruz. Çok yakında aynı talimat gibi güzel bir haberi ve adımı bekliyoruz. Yayınlarımızın bu süreçte önemli katkısını görmekten de ayrıca mutlu oluyoruz. Çünkü GSS böyle bir hamle. Evet değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Güzel haberleri verecek olmanın heyecanıyla yayınlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Çünkü Rabbim sizleri sevdirdi, bizleri de sizlere sevdirsin inşallah. Evet, hepinize saygılar ve sevgiler. Burada Elazığ depremini yaşayan ve şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah Rabbim memleketimizi böyle acılardan ve kederlerden uzak durdursun. İnşallah Rabbimize güveniyor, onun rahmetine sığınıyoruz. Rabbime güveniyoruz. Rabbimize bu konuda tabii ki güvenimiz sonsuz. Çünkü kendisini çok seviyoruz. Evet değerli izleyenler, EYT'liler. Olumlu her şey için bizlere desteğe var mısınız? Evet, varız dediğinizi duyar gibiyim. Sizlere güveniyorum. Saygılarımla.